suda doğumu kimler tercih ediyor? Şimdi suda doğurmak için bir kere az çok doğumuna sahip çıkman lazım. Bu yüzden bu kadınlar biraz doğumla ilgili tercihlerine ulaşabilecek bir bilgiye sahip. Az çok bir eğitim veya bir suda doğumla ilgili bilgiler alıyor. Ve bu kadınlar aslında doğurtulmayı istemeyen kadınlar. Doğurmak isteyen ve çevresinde sadece destek isteyen kadınlar. Yani doğumlarına sahip çıkan, doğumda aktif rol almak isteyen kadınlar. Yani biraz güçlü kadınlar ve geleceğe doğru kararlara aktif katılan kadınlar. Bu kadınların zaten doğumda şunu yap, bunu yaptan çok tercihlerine nasıl ulaşacaklarını anlatmak ve onlara destek olacak bir ekip kurmak lazım. Bu destek sayesinde onlar kendileri doğumlarını yapıyorlar ve çok da güzel yapıyorlar, itiraf edeyim. Böyle demiştin ya, aşktır suda doğum. Aşkla seyrediyoruz biz de onları doğururken. Ve kontrol daha çok hep kadında oluyor, doğru mu? Bebeğe de ilk dokunan oluyor. Hatta ilk kucaklarını alan, ilk dokunan, ilk göğüslerini alan da kendileri oluyor. Bu da ayrı bir zevk aynı zamanda. Evet, ilk dokunma işi çok önemli. Biz de önemsiyoruz bağlanma açısından. Yalnız şu kontrol işi, yani kontrol evet seviyorlar. Bu yüzden doğum eğitimlerinde onlarla biraz çalışıyoruz ki kontrol, ya tercih etmekle bütün her şeyi kontrol etmeye çalışmak çok farklı şeyler. Onlara doğum anında bırakmayı, ekibe güvenmeyi, bedenlerine ve bebeklerine güvenmeyi öğretiyoruz biraz. Bu sayede daha problem yaratmayan bir kontrolle ve istedikleri gibi bir doğumla bebeklerine kavuşuyorlar. Oradaki anahtar kelime de zaten doğurmakla doğurtulmak arasındaki farklar. Suda doğum yapan anneler doğum yapıyorlar, doğuruyorlar. Kesinlikle öyle. Doğurtulmuyorlar kesinlikle.